Sen Mehmet, sen misin? Belirli başlı meseleleri çözebilmek gerçekten yapısal bir takım dönüşümleri gerektiriyor. Yani genel medyanın güçlendirilmesi. İşte bir yıl süren bir projeydi bu. Proje kapsamında neler yaptık? Öncelikle GAP illerini kapsayan, 9 GAP ilini kapsayan bir yerel medya araştırması gerçekleştirdik. Bu 9 şehri gidip dolaştık. Oradaki gazetecilerle görüşmeler yaptık, toplantılar düzenledik. Yüz yüze bu toplantılarda doğrudan temas ederek genel sorunları, beklentileri, endişeleri, yerel medya sisteminin başat özelliklerini falan yerinden dinlemeye çalıştık, anlamaya gayret gösterdik. Birkaç aşaması oldu. Bu tür görüşmelerin ardından yüksek lisanslı öğrencilerimizin de desteğiyle 9 kentte anketler düzenledik. Gazeteleri dolaştık, medya kuruluşlarını dolaştık. Anketlerin sonuçlarını yine akademisyen arkadaşlarımız değerlendirdiler. Onun dışında bunlarla paralel eş zamanlı olarak bir grup akademisyen arkadaşımızla yerel medyanın bu 9 ildeki bir örneklem oluşturarak, bazı gazeteleri ele alarak haber taraması gerçekleştirdik. Belirli temalarda bu haber taramalarını yaptık. İşte mesela hak odaklı habercilik bağlamında düşünüp işte mültecilere ilişkin haber söyleminin nasıl kurulduğunu, kadına ilişkin, çocuklara ilişkin ve haber sitelerinde örneğin işte farklı haber dallarına ilişkin içerik üretilip üretilmediğini, işte bilim gazeteciliği, kültür sanat gazeteciliği gibi gazetecilik türlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu içerik analizleriyle tahlil etmeye, gerçekleştirmeye çalıştık. Ve bir çalıştayla, 2 gün süren bir çalıştayla, burada Gaziantep'te düzenlediğimiz bir çalıştayla bu raporda elde ettiğimiz kimi sonuçları falan değerlendirmeye çalıştık. Bu çalıştaylara akademisyenleri çağırdık. Alanda özellikle yerel medya üzerine çalışmış akademisyenleri, işte şeyleri, gazete temsilcilerini davet ettik. STK'ları çağırdık. Bürokratik kurumlardan, özellikle basın ilan kurumundan, RTÜK'ten falan arkadaşlarımızı davet ettik, çağırdık ve bunların tüm yerel medya sistemini oluşan bileşenleri bir araya getirip burada çeşitli tartışmalar falan üretip hani dinlediğimiz sorunları muhataplarıyla da tartışmalarını sağlamaya çalıştık. Türkiye'nin genel medya sorunlarından tabii ayırt edemeyeceğimiz bir sorun dizgesi var. Yerel medyaya da dönüp baktığımızda kuşkusuz birincil mesele de bu oluyor. Yani yerel medya organizasyonları zorlu piyasa koşulları içerisinde ayakta durmaya çalışan küçük girişimler büyük ölçüde. Ve bunların mesela sahiplik yapıları falan da hani gazeteci ve medya patronu gibi. Yani hem çalışıyor, haber üretiyor, hem haber kovalıyor falan, hem de gazeteyi yönetmeye çalışıyor. Çoğu böyle. Ve bu küçük organizasyonların hani büyük ulusal ve küresel medya şeyleriyle, organizasyonlarıyla rekabet etmesi falan da güç kuşkusuz. Ve bu da ister istemez hani bir takım ekonomik zorluklara sebep oluyor. Özellikle işte son yıllarda kağıtlı ücretler, maliyetlerinin artması falan. Örneğin Gaziantep'te birçok gazetenin artık sayfa sayısını azaltmasına ya da işte siyah beyaz çıkmasına falan sebep oluyor maliyetleri düşürmek için. Tabi bu ister istemez çalışan istihdamına da yansıyor bu tür ekonomik sorunlar. Ve tabii ki haber içeriklerine de. Şehrimizde günlük yayınlanan 23 tane günlük gazetemiz var. Bunların yanı sıra basın ilan kurumunun tabi olduğu 14 tane resmi ilan alan gazetemiz var. Bunun yanı sıra işte televizyonlarımız var. 6 tane televizyonumuz var. Karasal'da yayın yapan 14 tane radyomuz var. Haftalık gazeteler var. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de yerel basın çok zor durumda.
zor şartlar altında yayın hayatını sürdürüyor. Yerel basının en çok gelirlerinden bir tanesi aslında Basın İlan Kurumu'ndan gelen resmi ilanlar. Son yıllarda, son 5 yıl ölçeğine baktığımızda her gün yerel basının resmi ilan gelirleri her ay yılın ortalamasına vurduğunda düşüyor. Basın İlan Kurumu'nun şartları her geçen gün çoğalıyor. Biliyorsunuz 2019 yılının 6. ayı itibarıyla Basın İlan Kurumu'nun yeni çıkardığı bir kanunla maliye borcu olan gazetelerimiz resmi ilan alıyor ama birçok gazetenin borcu olduğu için resmi ilan paraları maliye borcundan mahsup oluyor. Bu da bizleri daha bir çıkmaza soktu. Dediğim gibi her geçen gün şartlarımız ağırlaşıyor. Bugün bir gazetenin kağıt olsun, kalıbı olsun, boyası olsun, stipsi olsun, bizim tüm tüketim maddelerimiz ithal ve dövizle. Döviz biliyorsunuz üst seviyelere tırmanması bizim kağıtta ve boyada tüm tüketim maddelerimizde %300'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bugün bir yerel gazetede 7 tane kadrolu olmak zorunda. Tabii bu bundan 6 ay önce 6'ya düşürüldü ama 6 tane sigortalı çalıştırmak zorundasınız. Dediğim gibi her geçen gün gelirlerimiz düşüyor, giderlerimiz fazlalaşıyor. Dönüp baktığınızda biz 5 yıl önce aldığımız resmi ilanlara bakıyoruz. Aylık Gaziantep'te yayın yapan bir gazete 20 binin üzerinde resmi ilan alırken bugün yılın ortalamasına vurduğumuzda Gaziantep'te resmi ilan alan gazeteler 10 bin lira, 11 bin lira resmi ilan alıyor. 3 ay önce televizyonumuzun biri yine uydudaydı ama o da karasala döndü. Çünkü ulusal basına baktığımızda ödenilen parayla bizim buradan Gaziantep'ten uyduya çıkmamızla RTÜK'e ödediğimiz para aynı. 22 bin dolar bir miktar var. Dönüp baktığınızda bu 22 bin doları yerel ölçekte nasıl toparlayacaksınız? Bunun yanı sıra işçiliği var, birçok gideri var. Televizyonlar da çok zor durumda. Radyo ölçeğine bakıyorsunuz. Telif hakları, RTÜK parası, yani işin içinden çıkamıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı bir dosya var. Eğer o dosya icra iflas ilanları yerel basından kaldırılırsa Türkiye'de ve Gaziantep'te birçok gazete kapanacaktır. Personeline nasıl maaş vereceğine, bu ayı nasıl geçiririm, maliyemi nasıl öderim, SGK'mı nasıl öderim, baskı parasını matbaaya nasıl öderim, kağıdı nasıl öderim? Yani gazete patronu sürekli bunu düşünüyor. Aynı zamanda muhabirlik de yapıyor. Gazetenin gazetesini ayakta tutmak için maddi manevi elinden ne geliyorsa yapıyor. Ama bir çözüm yolu bulamıyor. Bizlerimiz de maliyetimiz artık başlıyor. Evet.